Analiz Sentezi sunar. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. Analiz Sentezi hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 30 Kasım günlerden Cuma ve haftayı bitiriyoruz. Bir bakmışız Pazartesi, bir bakmışız Cuma. Herhalde İstanbul'da yaşayanlara sadece böyle geliyor diye düşünüyorum. Anadolu'da yaşayan ve bizi izleyen izleyicilerimiz bize yazabilir. Gerçekten onlar da böyle mi hissediyor ama çok hızlı gelişiyor gerçekten. Gündem de yoğun tabii. Birazdan detaylarını sizlere aktaracağım ama onun öncesinde sabah erken saatlerde 5.36 civarında Yolova'da bir deprem meydana geldi. Çınarcık 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğu da söylendi. Herhangi bir hasar bilgisi gelmedi. Bu arada bunu aktaralım. Ben hissetmedim tabii ayrı ama hissedenler var 4.1 büyüklüğündeki depremi. 5.36 civarında kaydedilen bir deprem Çınarcık ilçesinde belirlendi. Yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldi deprem. Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da hissedildi. İlk gelen bilgilere göre deprem herhangi bir hasara veya yaralanmaya neden olmadı. Sokaklar sakindi. Çok az sayıda vatandaş sarsıntının ardından evlerini terk edip sokağa çıktı. Bu arada Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Şükrü Ersoy da 4.1'lik depremi 24 yayınında değerlendirdi. Ve şöyle söyledi. Marmara'nın fizyolojik yapısı gereği bu tür depremlerin yaşanabileceği belirtildi. İlla ardından büyük bir deprem olacak düşüncesiyle paniğe gerek yok ama izlenmesi gerekir dedi. Aynı bölgede en büyüğü 2.9 büyüklüğünde olmak üzere 7 tane de artçı sarsıntı meydana geldi açıklamasını görüyoruz. Bir de bu sabah hızlı uyandık dedim ya. Şişli Kuştepe'de 17 katlı bir binanın 7. katında yangın çıktı. Binanın içinde 10 kişi olduğu da belirtildi. Bu 10 kişi kurtarıldı, onu söyleyelim. Yangına çok sayıda itfaiye de müdahale etti. 17 katlı bir iş merkezi Şişli Kuştepe'de, 7. katta. Yangında yaralı veya can kaybı yok deniliyor. Görüyorsunuz siz de. Yangında bu arada kontrol altına alındığı bilgisi de geldi haber merkezimize. Paniği de görüyorsunuz şu an. Rakamlara bakalım. Önce Borsa İstanbul'la başlayacağız. Endeks 95.125, %1 değer kazandı. İyi bari en azından 100 bine doğru gidiyoruz. Uzun zamandır 93 bin seviyesinde kalmıştı. Dolar tarafına bakalım. Şimdi dolar dün bayağı bir gevşedi. 5.16.98 şu an. Zaten yayında belirtmiştik hatırlayın. 5.06, 5.10, 5.17. Kırarsa 5.10, kırarsa 5.06, kırarsa 5. Böyle gidiyor. 4.90'a kadar yolu var. Hatta ilk başladığı yer 4.85. Oraya kadar yolu var. Ama gider gitmez izli olacağız. Altın tarafına bakalım bu arada. Tabii doların düşmesiyle beraber gramda da düşüş var. 203 ons dolarda. Özür dilerim TL'de. Ons dolarda 1224 seviyesinde. Petrol kanadına döndüğümüzde orada da 60 doların altına gevşemişti sabah. 59 dolar 67 sente kadar. Şu an 60 dolarda. Faiz cephesinde ilerlemeler pozitif. %19.89, %20'nin altına geriledi. Enflasyon rakamları gelecek. Enflasyon rakamlarına göre göreceğiz zaten dolardaki ve bu faizlerdeki hareketi diyelim ve başlıklarla devam edelim. Bakalım başlıklarda neler var bugün. Erdoğan ve Trump görüşmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna krizi büyüyor. Bu arada tabii ki G20 zirvesi nedeniyle Arjantin'de liderler o bölgedeler ama bir detay aktaralım. Merkel'in uçağa kalktıktan kısa bir sonra Köln'e iniş yaptı. Bir arıza nedeniyle bunu da aktarmış olalım. Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde, daha da aşağı iner mi konuşacağız. Özetlere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi dolayısıyla Arjantin'de, sonrasında iki ayrı ülkeyi daha ziyaret edecek. Türkler yoğun ilgi gösterdi bu arada tabii Arjantin'deki yaşayan Türkler Erdoğan'a. Görüşme trafiği de yoğun. Putin'le görüşmesi bekleniyor, Trump'la görüşmesi bekleniyor. Diğer dünya liderleri de bir araya gelmesi bekleniyor. Şimdi dün konuştuk Cumhur İttifakı'nda yeni formülleri. Birazdan soracağız Ankara stüdyomuza. İttifak gereğince aday gösterilmeyen illerde başkan yardımcısı aday göstermeyen partiden yapılacak deniliyor. Bu arada CHP ile İYİ Parti arasında bir süredir yerel seçimde ittifak arayışı artık kriz noktasına geldi. İddiaya göre İYİ Parti Ankara, Antalya ve Mersin'de ısrarcı.
bu görüşme, bu ısrarda görüşmeleri tıkadı deniliyor. Amerika Savunma Bakanlığı Kongre'ye F-35 raporu sundu. Ayrıntılar ortaya çıktı. Türkiye'siz bir F-35 üretimi programdan çıkaramayız diyor. Olmaz deniliyor. Tespit bu yönde. Ve Bodrum'da hortumun ardından yağmur ve dolu vurduğu şiddetli yağışlarda zaten ekranlarda görüyorsunuz. Böyle sellere neden oldu. Bodrum'daki çarpık yapılaşmadan dolayı oluyor bunlar. Yıllardır Bodrum'a yağmur yağıyor tabii, böyle olmuyordu. Bu düzensiz yapılaşmadan kaynaklanıyor. Altyapı yeterli gelmiyor. Ekonomi Güven Endeksi açıklandı. Kasım ayında Ekonomi Güven Endeksi bir önceki aya göre %9.1 yükselmiş 73.7 seviyesine. Bu arada biliyorsunuz dün ekranlara getirdik. Suriyeli mülteci öğrenci Cemal, İngiltere'de bir çocuk tarafından darp edilmişti. Önce kolu kırılmıştı, arkasından su şişesi dayamışlardı çocuğun ağzına bir işkence modeli olarak. Bunları ekranlara getirdik. Her getirdiğimde de sinir basıyor beni, ayrı bir konu. Cemal'in kız kardeşinin de aynı okulda şiddete maruz kaldığı da bu arada tespit edilmiş. Bunu da aktarmış olalım size. Tekrar günaydın diyelim. Profesör Murat Ferman hocam, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. İyi sabahlar. Sağ olun size de. Mustafa Kartoğlu, günaydın. Günaydın hocam, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mustafa Bey. Hayırlı Brüksel'de cuma miydiniz siz? Evet, biraz bu sıralar yoğunlaştı Avrupa işleri ama... tabii genelde yıl sonlarında falan olur böyle. Nasıl geçti? Bu sefer de biraz manalı oldu tabii, yani yine yıl sonuna oldu. İyi görünüyor. Baktığımız zaman birkaç unsur var. Şöyle söyleyeyim, yani eskiden beri Türkiye'nin lehine uğraşanlar var Avrupa Birliği'nde. Aleyhine uğraşanlar var. Arada çoğunluğa bakanlar var. Ya da çaba göstermeyen ama oy vermeye sıra gelince oy veren de bir kitle var. Şimdi bunu hatırlarsınız, 2004'te o bütün salonu evet şeyleriyle dolduran, pankartlarıyla dolduran bir kitle vardı örneğin. Ama tabii ondan sonra işler çok değişti. O da o kitle de mesela 2004-2010 arasında yapılan, 2009-2010 arasında yapılan, hatta 11 demokratik reformları destekledi desteklemesini ama her şey, yani Türkiye'de her şey yolunda giderken Avrupa'da Türkiye lehine her şey yolunda gitmedi örneğin. Ha, ondan sonra 2013'te itibaren işte Gezi'ydi, 17-25'ti. Efendim ondan sonra o 2016'dan sonra da darbe girişimiydi. Ondan sonraki tutuklamalardı, FETÖ'yle mücadeleydi. Burada tabii Avrupa'nın her tarafın kafası karıştı. Bu sefer de efendim siz niye bunları yapıyorsunuz oldu. Yapmadığımız zaman siz ne yaptınız? Haklısınız ama yani o geçmişte kaldı. Şimdi bu iş böyle yürüyor maalesef. O yüzden oradaki dengeler kimi zaman lehimize gibi görünse de kararlar her zaman lehimize olmuyor. Daha doğrusu belki kararlar hiçbir zaman lehimize olmadı. Şimdi dengeler de çok lehimize görünmüyor. Ama evet, trafik hızlandı. Evet. Hani bunu görüşme trafiği, diyalog iyidir derseniz buradan bir sonuç belki bekleyebiliriz. Yani öncelikle, Avrupa klasik. Özür dilerim. Çok yaşayın. Biraz Avrupa'da havalar bizimki gibi, bizden biraz daha soğuk. Çok. O yüzden geçmiş sağlıklı olsun. Gelmedim. İşte geçmiş orada olsun. Biraz sağlık görürsün. Avrupa hasta ediyor adamı. Önemli değil. Öncelikle Avrupa adamı hasta ediyor. Evet. Öncelikle Sayın Kartoğlu'na hoş geldiniz diyoruz. Evet. İnşallah sağlığında da bir sorun olmaz. Teşekkür ama ederim. Maşallah formunu koruyor. Çünkü
Brüksel'de malum yapacak pek bir şey yok. Çok sıkıcı bir yer. Onun bir için yer. Dünyanın karanlık gastronomi başkentidir. Herkes kendini yemeğe verir. Ben olsam ben de yerim orada yaşasam hocam. Maşallah Mustafa Bey formunu koruyor hala. Ne diyorsunuz bu Avrupa işine? Evet, şimdi tabii Avrupa Birliği ile hikayemiz hakikaten neredeyse hani yılan hikayesi derler ya, öyle bir noktaya geldi. Şu vize serbestliği konusu özellikle hocam, onu soracağım. Tabii vize serbestliği meselesi belki son dönemlerde yapılan en dikkatli ataklardan bir tanesi. Zaman zaman Avrupa Birliği böyle işaret fişekleri atar. Ya da biliyorsunuz İngilizce deyimiyle karşı tarafa çiçek atar. Fakat bu çiçekler kök salıp gelişir mi? Hakikaten köklenir mi? Bu konuda şüphelerimiz var. Çünkü biliyorsunuz bu konudan sorumlu Yunanistanlı dostumuzun, komiserin ifadesiyle başka bürokratların ve Avrupa Birliği'nin ortak açıklamaları arasında da çelişkiler var. Yani biz 6 madde diyorlar, 7 madde diyorlar. Ben yakın gelecekte onun tahmin etmiyorum. Mutlaka teknik zorluklar çıkar. Çünkü Avrupa Birliği'nde siyasi iradenin yanı sıra bir de bürokrasi dediğimiz Avrupa bürokrasisi vardır. Onların da üzerinde Avrupa Parlamentosu denilen kozmopolit bir yapı var biliyorsunuz. Hocam şimdi aslında Avrupa Birliği'ne girmeyi bırakalım da serbestisini verseler yeter bazında şu an insanlar aslında. Evet, biliyorsunuz doğru 1988 yılından itibaren biz zaten bu hakka sahibiz aslında. Ve değişik mahfillerde mesela Brüksel'de bu konuda daha evvel ben de ÜLB'de hocalık yaparken hep sorardık. En fazla şunu derler. Bu bizim bir gençlik hatamızdır. O zaman öyle söz verdik. Ama işte bunun türlü çeşitli sebeplerle taahhütleri yerine getiremeyiz derler. Yani ortaya sürecekleri herhangi bir hukuki mazeret falan da yok. Dolayısıyla işte Avrupa Parlamentosu üzerinden değişik unsurları gündeme getirerek bunu yapmaya çalışırlar. Bu sadece bir çiçek atmadır. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok açık ve net olarak ne dedi? Dedi ki artık bunun adının koyulması lazım. Yani bu nereye gidiyor diye. Dolayısıyla ben bunu sadece bir sempati yaratacak, konjonktür kurtaracak bir unsur olarak şey yapıyorum. Özellikle Avramopoulos tarafından bu açıklamanın yapılması şüphelerimizi de arttırıyor. Şimdi Arjantin G20 meselesine de geçiyorum ben. Mustafa Kartal'ına soracağım. Konular çok yoğun olduğu için ve vaktimiz 40-45 dakika olduğu için hızlı hızlı akacağım ben bugün. Şimdi Erdoğan'ın orada görüşmeleri var. Putin'le görüşecek. Trump Putin'le görüşmeyecek. Son anda iptal etti. Macron prensle görüşecek. Putin prensle görüşecek. Trump görüşmeyecek filan. Karışık işler. Size bırakayım o işi. Kim kimle görüşecek, ne olacak? Permütasyon, kombinasyon. Öyle oldu biraz. Evet. Buyurun Mustafa Bey. Şimdi Putin'le görüşmeyecek ama bu işte Ukrayna krizine bağlıyorlar filan. Ben çok Ukrayna krizine bağlamıyorum. Eğer ona bağlanacak olsaydı gitmeden konuşulurdu bu. Hiç gündeme gelmedi. Putin'le görüşecek mi? Görüşürse nasıl görüşecek? Görüşmeme ihtimali var mı? Bunlar tartışmadı yani Amerikan medyası. Onun için ben bunu daha doğrudan bu Mueller soruşturmasında kendi aleyhine ifade veren ve daha önce yalan söylediğini, işbirliği yaparken yalan söylediğini söyleyerek bir kez daha yeniden işbirliği isteyen savcıyla özel avukatı Cohen, onun itirafları ve bu işbirliği bence daha önemli bir etki yaratmıştır. Çünkü Cohen her şeyi bilen adam ve Trump'ın hem Moskova'daki hem gayrimenkul emlak yatırımları, orada inşaat yapacaktı. Trump Towers'lar herhalde orada da yükselecekti. Hem onlar hem de seçime ilişkin bir takım görüşmeler yaptığı iddia ediliyordu. Trump bunu yalanlamıştı. Daha önce Cohen de yalanlamıştı ama şimdi doğruluyor. Dolayısıyla iş biraz daha ciddi ve kritik. Amerika medyası dün ve bugün bunları yazıyor. O yüzden ben görüşmeyi, bunlar yazılırken Trump'la bir fotoğraf vermeyi istemedi. Geçen sene verdiği fotoğrafı hatırlayın. Gayet samimi bir fotoğraftı. Şimdi bu fotoğrafı vermek istemedi diyorlar. Ben bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum gerekçe olarak. Bu hiç görüşmeyecekleri anlamına gelmiyor. Elbette ayaküstü görüşmeler her zaman olabiliyor. Bugün fotoğrafı yine vermek istemeyebilir ayaküstü bile olsa. Ama diğer görüşmeler yapılacak, ona mani değil. Hatta belki bu belli olmasın diye Trump diğer görüşmelerinin de formatını biraz değiştirip biraz daha kısa tutmayı tercih etti. Hani böylece özel bir muamele yapmadığını
biraz Trump'a göstermiş olacak, Putin'e özel bir muamele yapmadığını göstermiş olacak. Sanki böyle bir kendi özel bir tavır almış gibi. Bu tabii kimse bunları yemiyor, onu da söyleyeyim. Amerika medyasında da bunların görüntüyü kurtarma numarası olduğu yazılıyor. Bizim için önemli olan Erdoğan'ın ne yapacağı. Elbette Erdoğan liderlerini neredeyse tamamıyla görüşecek. Burada görüşeceği liderler arasında yine Trump da var, Putin de var, Macron da var, Merkel de var. Hepsiyle görüşecek. Bizim işimiz asıl Avrupalılarla. Eğer Avrupa'yla, ekonomik olarak da işimiz Avrupa'yla. Elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargolarının hafiflemesini arzu ediyoruz, ayrı bir bahis. Ama asıl işimiz bizim Avrupa'yla. Avrupa'nın alacağı tavır da bizim için önemli. Avrupa'nın alacağı mal da bizim için önemli. Mal ve hizmet Türkiye'den alacağı. Ve Avrupa Birliği sürecinde önümüzdeki günlerde, dönemde, Mayıs'ta zannediyorum, Mayıs'tan önce Mart'ta bir Türkiye raporu var ama çok önemli değil. Çünkü o raporun hemen ardından parlamento değişiyor. Avrupa Parlamentosu değişiyor. Ve seçimler var. Bütün ülkelerde Avrupa Parlamentosu için seçim yapılacağı için o da tabii bir Türkiye karşıtlığı ne kadar tekrar hortlayacak, neler konuşulacak, kimler kazanacak, kazananlar Türkiye'nin lehine mi olacak, aleyhine mi olacak, adaylar ortaya çıkacak, onları göreceğiz. Sonra da partilere bakacağız. Tabii aşırı sağın yükselişi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de etkili olabilir. Bunu da dikkate almak lazım. O bakımdan Türkiye için önemli olan, dedim ya, Avrupa liderleri onlarla görüşecek. Çin, Putin siyasi olarak da en azından, ekonomik olarak yine Çin. Onlarla yapacağı görüşmeler ve kalabalık bir heyetle gitti Cumhurbaşkanı. Ben yarından itibaren aslında oradaki görüşmelerine ilişkin haberler bekliyorum Cumhurbaşkanı'nı takip eden arkadaşlardan. Bakalım, hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Şimdi bu Mustafa Kartoğlu'nun söylemiş olduğu bizim işimiz Avrupa'yla diyor, en azından ticari açıdan, daha doğrusu iş. Çünkü gümrük birliği konusu var işte. Vize serbestliğinden beri iki cümle almıştık. Ama bir de tabii Cumhurbaşkanı görüşmelerinin dışında işte Macron'un mesela bu Veliaht Prens'le görüşmesi vesaire. Şimdi o G20'den nasıl bir şey çıkar çıkmaz onu bilmiyorum ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu seferki herhalde evet, biraz siyaset ağır basacak. Doğru. Doğru. Aslında G20 dünya nüfusunun yaklaşık %65'ini, dünya ticaretinin %75'ini, gayri safi yurt içi hasılanın %85'ini temsil ediyor. Dolayısıyla ağırlığa sahip. Bilhassa bu pozisyonu, bu kompozisyonu dolayısıyla ticaret savaşları platformunda bir görüşme, bir yoğunlaşma olacağı öngörülürken birdenbire Ukrayna-Rusya krizi ve benzeri unsurlar, bu Kaşıkçı meselesi, Muhammed Bin Salman'ın oraya bizzat gitmesi gibi unsurlar ön plana çıktı. Nitekim Başkan Trump da gene usta manevralarla kendince işte Putin'le görüşmeyeceğini, Sayın Başkan'la görüşmesinin, Cumhurbaşkanımızla görüşmesinin bir özel görüşme olacağına dair işte gene pazarlık pozisyonunu arttırıcı, kendi platformunu güçlendirici bir takım mekanizmaları devreye soktu. Tabii bu arada mesela Bitcoin, ulusal dijital paralarla ticaret, altyapı sorunlarının çözülmesi, dünya ticaretinin yeniden yapılandırılması gibi sorunların ön plana çıkması düşünülürken anlaşılıyor ki gene bunlar belirli konjonktürel unsurlarla gölgelenecek. Aslında Dünya Ticaret Örgütü'nün 20. izleme raporunda hemen öncesinde G20 ülkelerinin bu dünya ticaret savaşları teranesiyle devam ettirilen karşılıklı pozisyon ve engelleyici tutum alma çerçevesinde gerçekten 450 milyar dolara yakın bir kısıtlayıcı tedbiri 48 tane farklı düzenleme ile gündeme getirdikleri tespit edilmişti ve bunun özellikle 2019 ve ondan sonraya sarkacak dünya ticaretindeki büyümenin ve dünya genel büyümesinin bir parça daha aşağıya çekilmesi ya da kötümser senaryoların, demeyelim ama karamsar senaryoların ön plana çıkmasında bunun da önemli olduğu gösteriliyor. Bazıları da buna
Şii 20 diyorlar. Şii 20 deyince tabii siz hemen pozitif ayrımcılık aklınıza geldi sevgili Zeliha. Elbette hanımlara her zaman pozitif ayrımcılığımız var. Şii 20 de diyebiliriz. Bunu demeye gerek pozitif yok zaten. Pozitif ayrımcılık olmasa ama, da biz çünkü Hii 20 demiyoruz. Hii 20 demiyoruz doğru. Niye o ama zaman pozitif ayrımcılığa ihtiyacımız doğru. var? Demek ki bizleri zaten ona mecbur tutuyorlar doğru, yani. Haklısınız. Bak tuttu şey yine beni. Çok haklısınız. Gene cuma sabahı güzel oldu. Teşekkür ederim. Aldım yuttum. Estağfurullah. Yok siz değil. G20 meselesinden tabii, tabii. bahsediyorum. Espri bir tarafa. Özellikle bu sabah ufak bir deprem. Trafik ve hava şartları çerçevesinde böyle bir uyandırıcıya muhtaçtık. Ama şaka bir tarafa. Nedeni de Başkan Xi biliyorsunuz. Evet. Xi Jinping. Gerçekten onun tutumu bundan sonra ticaret savaşlarının veya ticaret ne diyelim yaptırımlarının ne kadar derinleşebileceği, ne olabileceği ne konusunda. Çıkar oradan? Şimdi burada tabii değişik şeyler var. Biliyorsunuz Başkan Trump hemen gene uyarılarını yaptı. Son dönemlerde Çin'in söylemini biraz yumuşattı ve retoriğini daha alt plana doğru çektiği görülüyor Zeliha Hanım biliyorsunuz. Özellikle Çin'in bu sürdürülebilir büyüme konusunda ne kadar samimi olup olmadığı, hangi engellerle karşılaştığının da bir bilançosunu çıkarttığını görüyoruz. Yani biliyorsunuz yaklaşık 1,5-2 sene oldu dünya ile bunu paylaşmak şeyinde bulunalı. Bazıları Çin'in bu konuda çok samimi olmadığını, yani 9,5'tan 6'ya doğru, 6,5'a doğru çekilmesinin aslında bir iradi karar ötesinde zorlamaların ve kısıtların bir getirisi olduğunu söylüyor. Hala biliyorsunuz gölge bankacılık ve diğer unsurlar Çin'de devam ediyor. Dolayısıyla Çin'in iç dinamiklerinin ne kadar güçlü olduğunu ve Çin'i ne kadar öteye taşıyabileceğini göreceğiz. Ben Çin'in biraz söylemini yumuşatacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bir parça daha karşılıklı concession dediğimiz karşılıklı ödünlerle devam edecek. Aslında Trump da biliyorsunuz buna çok tırnak içinde teşne. Çünkü Juncker'le hatırlayın görüşmesinde girmeden evvel ne dedi? Perişan edeceğiz. Avrupa Birliği'nin şeyi kalmadı. Bu modern dünyada Avrupa Birliği'ne ne gerek var falan. Onlar NATO'daki borçlarını ödesinler falan gibi böyle sapla samanı karıştırdı. 2 saat sonra ne dedi? Çok iyi anlaştık dedi. Soya fasulyesini açtı biliyorsunuz Avrupa Birliği. Ve ne dedi? Hatta ticaret dışı engellerin, gümrük tarife dışı engellerin bile kaldırıldığı tamamen serbest bir rejime geçebiliriz gibi. Yani laf aramızda hani en liberal bir duruşun bile teslim etmeyeceği bir şey söyledi. Bir dipnot daha vereyim. Biliyorsunuz başkanın ekonomik konseyinde Peter Navarro var. Virginia'lıdır o. Enteresan bir adamdır. Ben onu hem tanırım hem eskiden beri takip ederim. Çünkü aynı bölgelerde hocalık yaptık. O kuzeydeydi gerçi. Bizi güneydekileri biraz daha köylü ve taşralı bulurlardı onlar. Ama şunu söyleyeyim şaka bir tarafa. Bir kitap yazmıştır. Kapağında Çin ejderinin böyle dünyayı YouTube, yani Amerika'yı böyle YouTube sindireceği gibi bir şey var. Şimdi bir akademisyen olarak biz görüşlerimizi sürdürürken prezentasyonu, bunun sunumunu biraz daha akademik ve sentetik dille yaparız. Çok güçlü bir şekilde Çin'in Amerika'nın aleyhine çalıştığını iddia eden ve Çin karşıtı tutumuyla öteden beri tanınan bir meslektaşımızdır. Görüşmeler. Onu oraya götürmesi acaba bir sinyal etkisi yaratmak, gözdağı vermek için mi? Olabilir. Yoksa bu Peter Navarro'nun belagatı yüksektir. Sağdan soldan girip bir parça pazarlık bastıracak. Onun için göreceğiz. Ama baştaki şeyle tamamlayayım müsaade ederseniz. Yani technicality dediğimiz teknik unsurların siyasi konjonktürle gölgelendiği ve dağın fare doğurabileceği bir şeyle de karşı karşıya olabiliriz. Yani bu ihtimal gün geçtikçe artıyor, onu da size söyleyeyim. Şimdi bugün ve yarın göreceğiz nasıl resimler, nasıl sonuç fotoğraflar bildirgesi verecekler. Önemli. Önemli. Yarın da devam satır edecek. Satır aralarına bakacağız. Evet, onu da tabii sizler ileteceksiniz. Vücut dillerine de bakacağız. Uzman olduk artık. Yok, vücut dili bile okumaya başladık valla. Şimdi Fransa tarafında G20'de Macron Prens Selman'la görüşecek. Zaten ben Macron'un enteresan bir karakter olduğunu düşünmeye başladım. Öyle her yere görüşen, herkesin yanına giden, Suriye konusunda hiç iş olmadığına rağmen işte ben de geleyim diyen şımarık çocuklar gibi takılıyor Macron. Burada da bunu gördük biraz. Veliaht Prens'le görüşecekmiş. Evet, buyurun Mustafa Bey. Veliaht Prens'le görüşmesini, ya şımarık çocukta görüntüsü var zaman zaman ama ben ilk günlerinde şuna dikkat etmiştim.
İkili konuşmalarında, ikilideki irticalen ikili konuşmalarında, vatandaşla karşılaştığında falan büyük gaflar yapıyor. O yüzden de çok eleştirildi, hatırlayın. Fakat planlanmış görüşmelerinde iyi konuşmalar yapıyor. Bu onu oraya getiren, getirme projesinin bir parçası olarak arka planda iyi çalışma yapıldığını gösteriyor. O bakımdan önemli. En son Paris seyahatimizde Macron'un ne yapmaya çalıştığına dair fikrimiz, edindiğim izlenimi aktarmıştım. Bir çabası var, yeniden bir liderlik alma çabası var. Hatta o seçimi sırasında da bunları konuşmuştuk. Avrupa'da bir liderlik alma çabası var. Almanya'nın da biraz işine geliyor fazla göze batmamak. Ekonomik olarak zaten herkes Almanya'ya muhtaç. Göze batmamak için de önüne işte Merkel de yanına Macron'u alıyor. Ve Macron da burada hani siyasi liderlik oynuyor. Fakat gerçekten bu liderliği sürdürebilir mi? Ondan çok fazla emin değilim. En son işte Paris'teki olaylar, sebepleri ve sonuçları hala devam ediyor olması bunu biraz gösteriyor. Fransa eski günlerinde değil. Güç kaybettiğini, enerji kaybettiğini, hantallaştığını, yükünün arttığını, kilo aldığını fark ediyor, yaşlandığını hissediyor. Eyvah, geride kaldım, hadi hızlanayım diyor ama koşmak isterse de bu cüsseyle ve bu kadar ayak bağıyla koşması epeyce bir zor. Kaldı ki yol da çok temiz bir yol değil. Avrupa'nın bir sürü sıkıntısı var. Bir de o kötü yolda ayakkabılarınız da iyi değilse, kilo da aldıysanız, sağlığınız da artık eskisi gibi değilse, yaşınız da ilerlediyse birazcık yavaş yavaş yürümeyi tercih etmeniz lazım. Fransa o açığı kapatmak için acele ediyor. Acele ederken de işte senin dikkatini çeken bazı saçmalıkları da imza atıyor. Ama bu Prens Selman'la görüşmesi bence Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye gibi biraz daha hani Türkiye sonuçta soruşturmadan sorumlu. Yani burada bir ara bulucuk rolü olamaz. Bir tarafıyla iyi davranıp bir tarafıyla soruşturmayı sürdürmek gibi bir duruma giremez. Çünkü birbirini etkiler bunlar. Ya ihsası reyde bulunamaz vesaire. Amerika Birleşik Devletleri medya baskısı altında zaten prens tırnak içinde Amerika'nın adamı olarak biliniyor. Ki daha önce Trump'la, oğluyla, oğullarıyla hatta görüşmeleri malum. Amerika ziyaretleri çok sıkıydı. Sık ve sıkıydı. Hatta şimdi cinayetten gözaltına alındığı açıklanan, yurt dışına çıkış yasağı konulan İstihbarat Başkan Yardımcısı da bu ziyaretlerin birinci katılımcısıydı. Yani bir nevi prensi elinden tutup Amerika'da gezdiren oydu. Şimdi böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri de bunu yapamaz. İngiltere zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz ayrılmaz parçası olarak görülüyor. Fransa önemli işte burada. Macron da ben herkesle görüşürüm. Bir şey olursa da benim böyle bir alışverişim de yok. Her ne kadar silah, ciddi miktarda silah satışı varsa da Suudi Arabistan'a, yine de bu iki ülke ya da üç ülke gibi bir pozisyonum yok. Ben biraz daha burada ara bulucu gibi davranabilirim diyor. Tabii bunun bir takım faydaları var. Faydalar için bunu yapıyor. Yoksa işte dünyada barış olsun diye falan değil. Evet. Dolayısıyla şimdi burada da bir inisiyatif alma girişimi beni şaşırtmadı. Ben de bir şey ilave edebilir miyim Sayın Kartal'ın? Tabii son 20 dakika konular çok tabii, yoğun, hemen çok kısa. Hızlı. Hemen şunu söyleyebilirim. Yani netice itibariyle son kaşıkçı meselesinde biliyorsunuz Almanya hemen bir tavır aldı. Fransa bu konuda bir parça daha geride durdu. Nedeni gayet basit, tamamen duygusal. Hmm. Çünkü Almanya'nın henüz yapılmış bir anlaşması, Memorandum of Understanding deniz, MOU'su yok. Hmm. Dolayısıyla çok kolay. Fakat Fransa'nın taahhütleri var, imza atmış, havuç orada. Dolayısıyla Fransa, yani bunların arasında aslında çok büyük bir fark yok, onu da söyleyeyim. Son nokta, Macron hakikaten bir projedir. Evet, evet. Doğrusu baştan beri belli. Sayın Kartal da gayet güzel bir şekilde gazeteci gözlemiyle bunu söyledi. Her bakımdan sırıtıyor zaten o. Bariz belli canım. Bariz belli. Biraz zürt içine geçelim. Şimdi vergi harç ve cezalara, pasaporta, ehliyete, trafik ve motorlu taşıtlar vergisine %23.73 zam geldi. 2019 bekleniyor muydu? Bütçe şeyinde her sene biliyorsunuz enflasyon oranında bu zam yapılır. Hı hı.
Bir etki yaratır mı? Bunu hesaplamışlar mıdır? Yani şöyle bir etki yaratması lazım. Tabii bir kere kimse zamdan hoşlanmaz. Ama bu beklenen bir şey, her sene oluyor. Bu aynı zamanda enflasyonun tahrip edici, yıkıcı etkisine de bir başka örnek. İnşallah bundan bu son sene olur böyle ikili dijitlerde işte veya 20'nin üzerinde. Etki, yani bunu hesaba katıp herhalde bütçelenmeyi vesaireye hesaba katarak yapmışlar. Evet, bir takım beklentiler de tabii farklı. Mesela vergi ücret, gelirleri tabii vesaire. Vergi gelirleri vesaire, ama zaten enflasyon parayla aşındığına göre reel bir artış beklenmiyor. Sadece paranın aşınma unsuruna karşı satın alma gücü, yani bütçenin, şöyle diyelim, bütçenin iş yapabilme gücünü güncelliyoruz. Aslında çünkü öyle. Evet, yani çünkü eskinin 100 lirası şimdi 123 lirayla ancak işi yapabilirsiniz. Evet, şimdi biz buradan söyleyelim yine, pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisine %23.73 zam geldi. Buradan uyaralım, hani pasaport falan alacakları ehliyet veya işte motorlu taşıtlar vergisi. Her sene bir yığılma olur son evet, dönemde. Evet, aynen öyle. Şimdi geçelim yerel seçimlere hızlı bir şekilde. CHP İYİ Parti arasında bir ittifak krizi yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Hangi açıdan yaşanıyor? Ne oluyor orada? Sonuçta daha 4 ay var seçimlere, ama yani CHP İYİ Parti arası çok da iyi değil gibi duruyor. AK Parti ve MHP'nin ittifak konusunda da son durum ne? Mustafa Kartoğlu, onu da sizden alalım. Şimdi AK Parti MHP ittifakında bir temel çatı ittifak oluşmuştu zaten, Cumhur İttifakı. Bu da hani milli bekaya dayalı bir şeydi. Dikkat ederseniz o dönemde de çok konuşuluyordu. Acaba Bahçeli kaç bakan isteyecek, başkan yardımcılığı isteyecek mi falan filan, başka şeylerde. Bunlar olmadı. Burada da bir il pazarlığı yok. Onu söyleyeyim. Bunu niye söylüyorum? Hani hiç ne görüşülüyor o zaman diyeceksiniz de, pazarlık başka bir şey. Görüşmeler başka bir şey, ittifak görüşmesi başka bir şey. Aradaki fark işte İYİ Parti, CHP ile MHP AK Parti arasındaki fark. Asıl çok ciddi bir fark var. Nedir aradaki fark? Pazarlık olmayan şey ne? AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi, MHP'den geçen gün söylemiştim, MHP'nin, daha doğrusu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması, İstanbul'da aday göstermeyeceğiz açıklaması, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya, Adana, neyse, buralarında bazılarını bize bırakın diye anlaşılmıştı. Ve burada bir diyalog eksikliği vardı. Sonra bu yanlış anlaşılma anlaşıldı ve diyalog eksikliği giderildi. Orada da noktayı liderler koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli koydu. Mesele halledildi. Peki şimdi yapılan görüşmeler ne? Pazarlık değil mi? Değil, çünkü şimdi yapılan görüşmelerde partilerden güçlü olanın daha geride olana destek, olandan destek alması şeklinde formüle edilebilir. Burada da tabii genelde AK Parti önde birçok yerde. Belki bazı yerlerde AK Parti adayları MHP adayının lehine çekilebilir Cumhur İttifakı için, yahut ortak aday gösterilebilir. Yani AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte bir aday belirler. Bazı yerlerde de jest olabilir. İşte Osmaniye gibi belki, Bahçeli'nin memleketi olduğu için. Ha, Bahçeli bu kadar böyle bir jesti de, yani hak etmediği bir şeyi de, hak etmediğini düşündüğü bir şeyi de talep etmeyebilir ayrıca. Onu da altını çizeyim. Sonuçlandığı zaman tekrar konuşuruz. Ama öbür taraf öyle değil. İşte sorun İYİ Parti'nin ayakta durma çabası, hayatta kalma çabası onu bazı şeylere zorluyor. Bir partinin uzun ayakta kalabilmesi, kökleşmesi, kurumsallaşması, yerleşmesi siyasetin içerisinde için birkaç şey lazım. Ya amaç birliği olacak, çok ciddi bir hedefiniz olacak, bu hedef için bir dava oluşturacaksınız. Ya çok güçlü bir liderleriniz olacak. Başka bunun dışındakilerin tamamı, ya da çok ciddi bir biçimde para harcayacaksınız. Her yerde ya da çok iyi bir muhalefet yapacaksınız, diliniz iyi dönecek ve her yerde bir şekilde o öfkeli muhalefeti bulabileceksiniz. Yani oradan destek bulabileceksiniz. Bu da ama teşkilatlarınızı ayakta tutacak ve hareketli kılacak, dinamik kılacak bir maddi kaynağın garantiye alınması demek. Şimdi İYİ Parti'ye baktığımız zaman bunların üçü de yok. Ne öyle bir maddi kaynak var, en azından görünürde yok. Yani görünmeyen yerlerden geliyorsa onu bilmiyorum.
Öbür tarafta bir dava var mı? Hayır, yok. Peki bir ciddi liderlik var mı? O da yok. Zaten seçimde belli oldu. Çünkü insanlar partiye liderinden daha az oy verdiler. O zaman nasıl ayakta duracaksınız? Daha çok yere kendinizi sabitlemeye çalışarak. Neyle? Belediye başkanlıklarıyla. Belediye başkanlıkları aynı zamanda bazı partileri geri kaynağı olarak da kullanırlar. Evet. Hem gelir kaynağı olacak hem de insanlara kendilerini göstermeleri için yaygın bir ağ, meşru bir ağ, teşkilat için para harcamadıkları bir ağa sahip olacaklar. O yüzden İYİ Parti aslında kendisi için öngörülenin belki iki katına kadar talebini çıkarıyor. Yani çok üstten bir pazarlık açıyor. Ankara içinde mesela Ankara'da biz CHP adayı bizim olsun. Biz başka yerlerde CHP'ye destek verelim dediler. Mansur Yavaş İYİ Parti adayı olsun dediler. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'dan aday göstermeme durumuyla karşı karşıya kalamayacağı için hayır bizim adayımız olsun siz bize destek verin dedi. Bu sefer de Antalya'da karşılık bekliyor İYİ Parti. Başka yerlerden de bekliyor. Aslında Mersin içinde bir pazarlık yürütüyorlardı. Dolayısıyla böyle bir al-ver pazarlığı biraz at pazarlığına doğru dönmüş anladığımız kadarıyla. Bence ciddi bir sıkıntı çıkar o işten. Evet. Ve birçok yerde birbiriyle çatışan, birbiriyle rekabet eden adaylar görebiliriz muhalefet cephesinde. Yani evet. İttifak girişimlerine rağmen. Gelelim dolara hızlı hızlı efendim. Dolar 5 kaç şu an? 5.16 mı en son? Bakarım. 5.20'nin altına geldi. Hangi seviyelere çekim olasılığı var hocam? Artı doların çekilmesine rağmen market fiyatlarımız maalesef hala düşmüyor. Nasıl bir güdüyle bu hareket ediliyor? Hani işte elektrik zammı diyorlar, su zammı diyorlar. Evet. İşte petrol fiyatları diyorlar ama petrol de düşüyor. Aslında buradaki temel şey sattığım malı tekrar aynı fiyattan koyabilecek miyim yerine? Veya hangi fiyattan koyacağım mantığı çerçevesinde? Biraz fazla değil o dönem, evet, işte onu söyleyeceğim. Zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporunda da, Sayın Başkan ifadelerinde de, ekonomiden sorumlu Sayın Bakanımız, Sayın Başkanımız, Ticaret Bakanımız, değişik merciler bunu gayet güzel söylediler. Fiyatlandırma yapısı, fiyatlandırma mekanizması dejenere edilmiştir, bozulmuştur. Dolayısıyla bunun behemahal düzeltilmesi gerekir. Çünkü piyasada hem arz fiyat sunan... Fiyat bozuldu yani. Hem, evet, yani fiyatlandırma bozuldu. Şeyi bozuldu, süreci bozuldu. Şimdi şunu unutmayalım. Her genişlemenin bir değerlenip toparlanması vardır. Ekonomi düz olarak gitmez. İniş çıkış olacak ki ekonomi olsun. Dolayısıyla bu açıdan düşünüldüğünde adeta hayattayken nabzınız artar azalır. Spor yaparsınız artar. Biliyorsunuz filmlerde falan da vardır. O makinede dıt diye ses çıktığı zaman öyle gayet demek. İstikrarlı olursunuz. O zaman eks olursunuz. Dolayısıyla evet. Ekonomide de iniş çıkışlar var ve ortalama alınıyor. Yalnız şunu hemen söyleyelim. Bir kere bu doları dolar TL'deki geri gelmeyi düşünüyorduk ama herhalde hiç kimse bu kadar bir vadede ve bu kadar istikrarlı bir düşüş düşünmüyordu. 5-15 gelmiş. Görmüyordu. Evet, yani o bir gerçek. 5'i görür müyüz? Şüphem var. Ancak tahmin ediyorum zaten 5'i görürsek 5'in altının soruşturulması lazım. Nelere bakıyoruz? Mesela güven endeksinde dikkat ederseniz artış çok var. İstikrarlı bir artış var. Bir tek inşaatta bizim dikkat ederseniz siz de senelerdir bu işin duayenisiniz. Yani ya biliyorsunuz biz manşet kadar arka plana da bakarız. Orada inşaat hariç hepsinde yani tüketici kanadında da üretici kanadında da var. Stress relief dediğimiz rahatlatıcı sektörü rahatlatıcı tedbirler ardı ardına geliyor. En son biliyorsunuz otomotiv sektörünün işte gümrükte bekleyen 150 arabaları. Bin civarındaki arabalara 6 aylık bir nefes alma süresi verildi. Kademeli düzenlemeler yapılıyor ve bunlar da yapılırken ince ayar yapılmaya çalışılıyor. Yani mali disiplinin orta ve uzun vadede bozulmayacağı, sakatlanmayacağı bir yapıya doğru gidilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla böyle bu kadar fedakarlık vesaire yapıldığında bence arz tarafının da özellikle gıda sektöründe bir parça rasyonalize etmesi lazım beklentilerini. Biz nasıl ücretliler belirli bir gelir kaybına, belirli bir fedakarlığa hazırız? Bence toplumun tüm kesimlerinin evet. sürdürülebilir ve bundan sonraki yukarı dalgalarda yeniden birlikte refah sağlayabilecek bir tempo yakalayabilmemiz için evet. Bence fedakarlık etmelerinde fayda var. Zaten tüketim rakamları düşünüyor.
Böyle sürekli tonik etkisiyle, geçen hafta biliyorsunuz efsane Cuma'da rekorlar kırıldı da, böyle hep tonik etkisiyle şey yaparsanız olmaz. Olmaz. Şimdi zaten fiyat avcısı olarak çıkacağım ben yollara. Lütfiye. Size de çok yakışıyor vallahi fiyat avcılığı. Yönetmenim taktı o isim bana. Evet. Fiyat avcısı. Hakikaten taktım kafaya. Bakmaya devam edeceğim. Bir dün bakamadım. Anne olarak vardı. Da, ev hanımı olarak da, gazeteci olarak da. Gece yayın market dolaşamadım. Bugün dolaşır, pazartesi söylerim. Evet. Şimdi son 8 dakikam. Eğitim dün bahsetmiştik. Mustafa Kartoğlu yoktu. Melik Bey vardı gerçi de. Şimdi üniversite, hocam siz de hocasınız. Ben Mustafa Bey'e de hatırlatayım. Üniversite sınavını çözdüm ben. Eski ÖSS'de bizim. Evet. Yani çok zor dediler ya. Evet. O soruları 2 gün önce çözmek istedim. Çözdüm. Türkçe matematik, Türkçe ve şeyi, sosyali. Evet. Gayet iyi netler çıkardı. Tabii. Yani çok zor dediler ya. Evet. Şimdi hocam şunu gördüm ben o testlerde. Kitap okumayan bir gençliğimiz var. Doğru. Çünkü o Türkçe sorularında bilgiye dayalı değil, daha çok yoruma, anlamaya, analitik düşünceye dayalı sorular var hocam. Maalesef bu dijital kirlenme boyutu içerisinde gençlerimizin dikkat alanları, dikkat şeyleri çok daraldı. Ama hocam şimdi kitap okumuyorlar diyorum da Mustafa Bey'in 4 tane çocuğu var mesela. O da bu konuyla mutlaka ilgilenecektir. Çok da ödev veriyor okullar. Doğru, haklısınız. Yani haklısınız. Nasıl bu çocuklar okulu, yani kitap nasıl okusun? Bir taraftan da tabii dijital şeyler var, uyarıcılar var, oyunlar var, evet. Vesaire var. Tabii kitap okumak aslında konsantrasyonu artıran, klasik biliyorsunuz güzel yazı, ezber, okuma. Hayır, bunların o ayrı hepsi, bir konu da. Hayır, yani bunların hepsi hayır, bir araya geldiğinde. Ödev konusuna gelmişim doğru, hocam. Doğru, yani sinerji, doğru, sinerji yaratılıyordu. Çünkü esas mesele çocukların anlama kabiliyetini, muhakeme kabiliyetini geliştirmek. Sizin mesela ödev veriliyor mu çocuğa? Veriliyor. Yoğun değil mi? Yoğun veriliyor. Hemen evet. Mustafa Bey'e döneyim. Sizin okula giden çocuklarınız da çok ödev alıyor. Yani çok ödev bir geliyor mu? Bir tane var henüz. Henüz bir tane. Diğeri biliyorum. Üç küçük de. Çok ödev bir tane var henüz. Daha onu ölçecek durumda değilim. Hmm. İlkokul birinci sınıf ödevleri çok manalı değil. O, bir şekilde tabii değil. Hallediyor. Hoşuna da gidiyor. Her şeyi daha sıfırdan öğrendiği için. Evet. Daha henüz başıma gelmedi senin kastettiğin şey. Ama müsaade edersen ben hemen bu arada konuşulanların içerisinden başlık bir iki bir şey gideyim. Fiyat avcılığına devam. Şimdi bugün Star'ın manşetinde de var. Hani karşılaştırdığınız zaman o fiyatlarda hani dövizdeki düşüşün karşılığını pek fazla göremiyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor. İki, şimdi ben bu naylon poşet kullanımı yasalaştı. Evet. Hani en az 25 kuruş olacak diyor. Ben o 25 kuruşun diğer şeylerden de plastikli ambalajlı ürünlerden de bir pay alınacak. Çevre koruma için bir fon adı altında. Ben onların her birinin 2 lira alınacak olan atıyorum deterjanın hemen 3 lira, 3,5 lira, 4 lira artıp artmadığını mesela merak ediyorum. Ya da artıp artmayacağını önümüzdeki bir hafta içerisinde. Yani o fiyatları vatandaşa yansıtıp yansıtmayacaklarını, kuruşun hesabını yapıp yapmayacaklarını bir göreceğiz. İki, bu enflasyon, döviz, fiyatlar vesaire bir güven endeksinde kırılganlık yaratır diye endişem vardı ama zaten güven endeksi neredeyse diplerdeydi. Biraz yukarıya doğru hareketlenmiş. Bu son derece iyi bir şey. Bunu korumak lazım. 3. Enflasyon zammı, devlet alacağına enflasyon zammı yapıyorsa borcuna da enflasyon zammı yapmak zorunda. Bundan önce enflasyona ezdirmedik diye ben bu hükümete bugüne kadar geldi. Bu dönemde de yine hem asgari ücrette hem memur maaşlarında aynı şekilde enflasyona ezdirmeyeceğini düşünüyorum. Bekliyorum daha doğrusu. Bir de seçim var. Sadece onu beklemiyorum. Özel sektörde de bu enflasyon karşısında vatandaşın mağdur edilmesini önleyecek tedbirleri de bekliyorum. En azından özel sektöründe bu yönde teşvik edilmiş demeyelim, motive edilmesi gerekir. Hareketlendirilmesi gerekir. Onlar tamamı yapıldığında eğer yapılırsa biz Şubat ayında Ocak tüketici güven endeksini de yüksek görürüz. Aralık'ta da yüksek görürüz. Ocak'ta da yüksek görürüz. Şimdi biz ekliniz var mı bunlara? Eğitimi
şunu söylemekte fayda var. Bir kere enflasyon ortak bir duruştur. Duruş gerektirir. Ortak bir duruş, kararlılık olmadan enflasyon kendi kendine düşmez. Dolayısıyla hep biz finansal okuryazarlıktan bahsediyoruz ya, onun en önemli kompartmanlarından bir tanesi hesabını kitabını bilmektir. Dolayısıyla kredi kartının doğru kullanımından fiyat takibine kadar talep bünyesi de üzerine düşeni yerine getirecek. Biliyorsunuz bu arz edenler, biraz evvel Mustafa Bey ne kadar güzel söyledi ambalajlarla ilgili. Uyanık olmak lazım, bilinçli olmak lazım. Takip etmek lazım. Feedback, geri besleme yapmak lazım. Bu şekilde, çünkü arz yapısı da tabii talep bünyesine göre hareket ediyor. Bakın inşaat sektöründe talep bünyesine eğer dikkate almadan işte arazi fiyatlarıyla şunla bunla günü kurtarmak için bir koyup iki almak için hareket ederseniz karşıdaki konut stoku olur. Arzla talep bünyesinin uyuşması lazım. En son mesela geçen hafta Efsane Cuma veya Muhteşem Cuma her neyse, oradaki analiz, bazı satışlar, rakamlar belli oldu. Bazı analizler enteresan mesela. Vatandaş doğru fiyat olduğu zaman, fiyat kalite paritesi uyumu yakalandığı zaman teveccühünü göstermekten geri kalmıyor. Marifet iltifata tabidir. Son söz bir de şunu söyleyeyim. Mustafa Bey'in söylediği çok doğru. Türkiye'de özellikle bizi daha rekabetçi, daha Ar-Ge yakını, daha dünyada sürdürülebilir büyüme dinamiklerini oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesi de özel sektördeki beyaz yakalılar. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla özel sektördeki bu beyaz yakalıları, bu yetişmiş kalifiye insan gücünü burada tutabilecek, motive edebilecek, yaşam kalitelerini çok fazla erozyona uğratmayacak bir ücret düzenlemesinin yapılması lazım. Hepimizin ortak noktası şu, uzun soluklu düşünelim. Bu ürünleri kime satacağız? Bu ürünlerden kimler yararlanacaklar? Aman ihracat yoluyla fakirleşmeyelim. Turizmde 50 milyona ulaşırken biz kendi insanımızın tatil imkanlarını %50 da arttırmayalım. Yani hep beraber bu işi yapmamız lazım. Aksi takdirde sürdürülebilir bir model ortaya koyamayız. Evet, son iki dakika. Şu ödev konusunu çok cazip bulmadınız herhalde. Vallahi biz anneler çok biz biliyorsunuz yani. Çocuklarımız aynı şeyde. Evet, aynı ben açıkçası ödevlerle çok ilgileniyorum. Evet, birçok erkeğin egosantrik ve bencil şey içerisinde evet, annelere bırakıyoruz. Benim de eşim ilgileniyor. Dolayısıyla. Yani siz de sonuçta babasınız. Mustafa Bey de baba çok yani Mustafa Bey'in gerçi daha birinci sınıfta olduğu için bilmiyorlar evet. Ama biz dördüncü sınıfta çocuklarımız artık dördünden ödev sonra. Ödev çok veriliyor. Evet. Doğru. Ben buradan bu şöyle bir şey vardı. Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı demişti ki ödev verilmeyecek. Evet. Demişti. Evet. Şimdi mesela Lütfiye ile de konuşuyoruz yönetmen. Benim kız kardeşimle konuşuyorum. Arkadaşlarla konuşuyorum. Çocuklara çok ödev veriyorlar. Çocuklar eve geliyor. İki bir şey atıştırıyorlar. Ödeve oturuyorlar. İki saat. Oluyor saat 8.30. Bu çocuklar 9.30'da yatıyor. Ne zaman oyun oynayacaklar? Ne zaman atıyorum... Sosyalleşecekler. Sosyalleşecek. Ne zaman belki dijital... Büyükleriyle vakit geçirecek. Yarım saat işte, telefonda belki oyun oynayacak. Ha. Ne zaman uyuyacak, ne zaman yemek yiyecek bu çocuklar. Evet. Biz de diyoruz kitap okumuyorlar. Ya nasıl okuyacaklar kitabı? Vakit kalmıyor. Ben Kuzey'e de okutamıyorum. Hiçbir kimse de çocuklarını okutamıyor. Bunalıyorlar çocuklar. Geçen haftadan yani itibaren... Ödev verilme doğru. Konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Okullar ödev vermeyecek denmişti. Ödev veriyorlar hem de öyle böyle değil. Öğretmenler öğretmiyor, anneler babalar öğretiyor. Ben ne anladım bu okuldan? Yani anlatabiliyor muyum hocam? Yani öğretmen diyor ki bu ödevi tekrar başka bir şey. Sen bakıyorum anne biz bunu öğrenmedik ki mesela. E yavrum ne görüyorsunuz siz? Yetiştirmesi lazım çok şeymiş efendim. Bazı kullanılan metinlerde de açıkçası özellikle Türkçe konusunda belagatlı metinlerde kullanılmıyor. Onu da vurgulayalım. Yani bu işin uzmanları vardır. Talim terbiyedeki değerli meslektaşlarımız. Bir parça hakikaten daha özen gösterilmesi lazım. Çünkü bazı unsurlar hakikaten yani ben de bir akademisyen olarak söyleyeyim. Daha kalitesi geliştirilmeye muhtaç metinler, unsurlar var. Ve galiba bir rekabet, yani çocuklarımızın üzerinden birbirimizle rekabet etmeyelim. Özellikle annelere sesleniyorum. Evet, kesinlikle. Yani bunun sağlıklı bir dozu var tabii rekabetin vesairenin ama işte hayatta hepimiz belirli bir noktadayız. Yani o imtihanlar, o sınavlar sadece araçtır. Amaç olmamak gerekir. Evet. Sonuçta çocuğun kendi istidadı, kendi yetenekleri, kendi çalışkanlığı herkese bir yol açıyor. Yarış atı gibi şey yapmamak lazım. Ama ben şunu başlattım, onu söyleyeyim. Bitmiş hocam. Tabii 10 dakika, ben her gün 10 dakika kitap okumaya başladım beraber. Yüksek sesle okutularsa fena olmuyor. Evet, zaten aileler buna özen gösteriyor da işte ödev konusuna ben süremizi de bitirmişiz. Mustafa Bey'e de teşekkür ediyorum ve size de aynı şekilde hocam. Ben teşekkür ederim. Milli Eğitim Bakanlığı'na da sesleniyorum. Ödev verilmeyecek denmişti o evlere. Hayır efendim, bütün okullar ödev veriyor.
ve biz anneler, aileler artık çocukları ödev yaptırmaktan üzülüyoruz. Dolayısıyla buradan bu anne feryadını Sayın Eğitim Bakanlığı'nın duymasını istiyorum ben. Okulları lütfen teftiş edelim. Bu kadar ödev olmaz. Sadece ben kendimden bahsetmiyorum. Anne olan arkadaşlarımın isyanıdır efendim bu. Benim değil, söyleyeyim. Teşekkür ediyorum Mustafa Kartoğlu ve Profesör Murat Ferman. Teşekkür ederim. Pazartesi görüşmek üzere diyelim ve kapatalım efendim analiz sentezi. Halkbank analiz sentezi sundu.